Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Bugün size anlatacağımız konu oymalar. Bu yuvarlak oymalarla ilgili böyle bir detaylı bir video çekelim istedik. Çünkü oyma işaretleri hemen hemen her yerde herkesin karşısına çıkan işaretlerden, bolca bulunan işaretlerden. Ama bir türlü ortak bir akla, ortak bir karara varılmış noktaları mevcut değil. Her defasında insanlar çalışma yapıyor, ancak boşa çalışıyorlar, emekleri zayi oluyor. Bunun için de biz bir şöyle toparlama anlamında bir şeyler konuşalım, bir şeyler anlatalım diye size bu videoyu hazırlıyoruz. Umarım faydalı olur. Şimdi yuvarlak oyma işaretleri arkadaşlar, her yuvarlağın anlamı kesinlikle bir değildir. Bunun için de size şöyle bir kaba taslak olarak anlatmaya başlayalım. Bir kere bir yuvarlak oyma gördünüz, yuvarlak oymayı buldunuz. Yanınızda muhakkak surette bir su bulundurun arkadaşlar, su kabı bulundurun ve yuvarlak oymaya bir su doldurun. Bu su yuvarlak oymanın neresinden taşıyorsa ve taşıp toprağa düşüyorsa, oymanın yönü, işaretin anlattığı şeyin yönü o taraftır. Bunu niye yaparız arkadaşlar? Çünkü şöyle düşünün, yani bundan çok çok eski bir zamanlara gidecek olursanız, eski zamanlarda eski insanlar bu oymalara şifalı su dolduruyordu ve ölüye sunum yapıyorlardı. O yüzden de bu oymaların adı sunu çanağı olarak geçer. Bu su dolup taştığında mezara akar şekilde yapılıyordu arkadaşlar bunlar. Bu oymalara şifalı su dolduruyordu ve ölüye sunum yapıyorlardı. O yüzden de bu oymaların adı sunu çanağı olarak geçer. Bu su dolup taştığında mezara akar şekilde yapılıyordu arkadaşlar bu oymalar. Veyahut da bu su dolup taştı, işte mezara akar şekilde yaptılar. Kayaya akıntı veriyorlardı. Yani bir nevi suyun gideceği yönü belirliyorlardı. Dikkat ederseniz bazı oymalarda bağlı kanallar vardır. Yani o oymaya ait oymanın yanında kanalı vardır. İşte bu şifalı suyun bu kanaldan akarak mezarın bulunduğu yönden toprağa düşmesini. Bu bazen hem yön belirler hem de mesafe belirleyebilir bu kanal işareti. Bunda hemfikir olalım. Yani yanınıza bir su bulunduracaksınız arkadaşlar. Suyu oymaya dolduracaksınız. Oyma üzerinden su taşıyacak, tamam mı? Bu taştığı istikamet, yani aktığı yön diyelim suyun, size mezarın olduğu tarafını verecektir. Yani bunun da işte sebebini açıklamış olduk size. Bu eski zamanlarda işte şifalı su doldurarak işte ölüye bu şifalı suyun ulaşmasını sağlamaya çalışırlardı bu oymayla. Yuvarlak oymanın yanında ikinci bir yuvarlak oyma varsa, kesinlikle ve kesinlikle yön küçük olan tarafıdır arkadaşlar. Tamam, iki tane oyma gördünüz. Biri birinden büyük. O zaman küçük olan size yön verecektir arkadaşlar. Büyüğün arkasına geçeceksiniz. Büyük oymanın arkasına geçeceksiniz. Ve küçüğe doğru bakacaksınız. Bu da sıkça rastlanan bir çözüm yöntemidir. Yani yön bulma anlamında. Şimdi oyma sayısı kanal üzerinde 2 ve daha fazlaysa buna çoklu oyma diyorlar. Bu durumda ayrı duran oyma yön verecek arkadaşlar. Bir de kayanın bitimine en yakın oyma iyidir. Yani ana kayanın en kenarında kalan oyma tarafına mutlaka bakacaksınız. Çok sık olmasa da bunun benzeri tecrübeleri mevcuttur. Büyük oymanın yanında haç diyorum. Büyük oymanın yanında kaç tane küçük oyma varsa, o kadar küçük oyma sayısı kadar da mezar vardır. Çok fazla uzakta aramayacaksınız bu küçük mezarları, küçük oymanın mezarlarını. Yakın çevresindedir arkadaşlar. Bu medeniyetin kültürüne, geleneklerine, örfüne, adetine göre de işte bu şeyler değişir. Şimdi bir tane büyük sunu çanağı gördünüz, oymayı. Oymanın etrafında 5 tane daha küçük şey gördünüz. Küçük sunu çanaklar, oymalar gördünüz. 5 tane mezar var. Tamam mı? 5 tane etrafta mezar olacak diyor. Burada önemli olan şey şu arkadaşlar. Yani bu mezarlara çalışmaya değer mi, değmez mi? Bunu bir kere anlamanız gerekiyor. Bu da nasıl tespit edilir? Oymanın güzelliği arkadaşlar.
Şöyle düşünün. Elinizi içine atın oymanın. Şöyle elinizi parmaklarınızı oymanın içinde bir gezdirin. Gezdirdiğinizde elinize hiçbir tırtık değmiyorsa, gayet güzel bir oymaysa kesinlikle çalışmaya değer. Hiç kaçırmayın. Muhakkak surette çalışın arkadaşlar. Bir de zaten mezarlar hemen yakınında olacaktır. Yani en fazla 5-7 metre etrafında olur. Çok çok uzakta aramanıza gerek yok. Kesinlikle çalışmanıza değer. Ancak bu oymalar böyle elinize attığınız pütürlü, yani çok da özenilmemiş oymalarsa buralarda çok emek harcamayın. Yani çok emek harcarsanız kendinize yazık edersiniz. Çok bir şey beklemeyin. Kendinize yazık edersiniz. Çok bir şey beklemeyin. Yani hiçbir şey çıkmayacak değildir. Muhakkak belki bir şeyler çıkabilir. Hiç ummadığımız bir şey de çıkabilir. Ama çoğunluk olarak düşünecek olursak, hani yüzdele vurursak %90 buradan size bir şey çıkmayacaktır. Ama dediğim gibi yuvarlak oyma ne kadar güzel, ne kadar itinayla yapılmışsa zenginliği de o kadar fazladır. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Bir de şöyle düşünün. Yani bu yuvarlak oymalar aslında tam anlamıyla yuvarlak değildir arkadaşlar. Yani böyle içinde elinizi soktuğunuzda, üç parmağını falan soktuğunuzu düşünün şöyle. Yanları sıvazladığınızda gerçek oyma olmadığını anlayacaksınız. O da şu şekilde. Bu oymada bir tarafa doğru bomba yapacak oyma. Yani şişkinlik göreceksiniz. Ya oymayı kaydırmışlardır aşağı doğru, sağa doğru, sola doğru veyahut da oymanın içerisinde bir kabartma vardır. Bir bomba var. Tasarıma denk gelirseniz, bu tür bir oymaya denk gelirseniz çıkıntı yapan yer, yani bomba yapan yer size yön verecek arkadaşlar. Ve eğer böyle bir çıkıntıyı da gördüğünüz zaman çalışmaya devam etmeniz gerekiyor. Bir şeyler elde edeceksinizdir muhakkak surette. Yani çember gibi düşünün. Ne tarafa çıkıntı veriyorsa o tarafa gideceksiniz. Ve bunu da dikkate alacaksınız arkadaşlar. Mezarı bulmak anlamında. Yuvarlağın içerisinde veyahut da yan duvar diye tabir ettiğimiz yuvarlak içinde, yan duvar olarak tabir edilen yuvarlakta küçük bir oyma daha varsa bu küçüğün baktığı taraf size yön belirleyecek. O tarafa doğru gidin demektir bu. Bu yan duvardaki küçük oymayı görmeniz için de hani şöyle düşün. Tam karşısına geçeceksiniz. Bu durumda mezar arkanızda kalacak. Yani oymanın karşısına geçtiniz, oymanın içerisindeki oymayı gördünüz. O zaman gördüğünüz oymanın karşısına geçtiniz, oymanın içerisindeki oymayı gördünüz. O zaman gördüğünüz anda mezar sizin arkanızda demektir. Veyahut da şöyle de olabilir. Hani baktığınız yer tam bastığınız toprağa bastıysanız mezarın üzerinde de olabilirsiniz. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Yandaki deliği görüyor olabilirsiniz dedik. Bu tür oymalar genelde orta büyüklükteki oymalardır. Mezarı da yani en fazla 7 ile 14 santim, 14 metre mesafede etrafında olacak bu mezarlarda. Eğer ki yuvarlak oymalar dikey bir kayanın alnına yapılmışsa bu gözdür arkadaşlar. Dediğim gibi hani dikey bir kayanın üzerinde bir tane oyma gördünüz. Oymanın da güzelliği önemlidir tabii yine burada her zaman söylediğim gibi. Bu gözü temsil eder. Baktığı yere doğru bakacaksınız. Mezarı baktığı yerde arayacaksınız. Bu tarz şeylerde nasıldır? Yani baktığı yere gittiğinizde ikinci bir işareti görebilirsiniz. Veyahut da baktığı yerde bir patika yol varsa bu yol üzerinde devam edeceksiniz. Gözün son gördüğü noktada aradığınız yer orası olacak. Bu genelde insan boyundan yüksekte dik kayalar için geçerli bir anlatım. Hani insan boyundan yüksekte bir dik kayada tek oyma şeklindeyse bu şekilde arayacaksınız. Önde düz toprak yürüme alanı varsa kesinlikle ve kesinlikle bu anlattığımı dikkate alacaksınız. Bir ana kayaya yapılmış tek büyük bir oyma varsa bir olanı anlatır arkadaşlar bu. Yani çevreden bir olan ne varsa ona bakacaksınız. Tek ağaç olur, eski bir ağaç, tek tepe olur, tek dikili bir taş olabilir. Yani etrafta tek olana gidin demektir bu. Büyük bir oyma görürseniz. Çevreyi iyice kontrol etmeniz lazım. Yani bu da en çok güneşin hem doğarken hem batarken vurduğu tepeleri gösterir. Arayacağınız zaman hem güneşin doğuşu veyahut da batışında ışığın vurduğu noktadır. Buradaki mezarlar genellikle
diğer mezarlara göre farklı özellik taşır. Bu da şöyledir. Bu mezarlar soylu kişilere aittir arkadaşlar. Yani zengin mezarıdır. Bu tür mezarlar çok da derindir arkadaşlar. Hani öyle hemen bir günde çalışayım da çıkartayım falan diye düşünmeyin. Bu mezarlar harbi çok çok derindir. Hani size söyleyeyim 10 metrelik bir şey bile bulabilirsiniz. Derinliğe bile ulaşabilirsiniz. 10 metre 15 metrelerde olabilir. 20 olabileceği için. Ama dolu mudur derseniz kesinlikle doludur. Zengin mezarıdır. Soylu mezarıdır bu arkadaşlar. Çünkü özel bir tasarımla yapılmış bir iştir bu. Şimdi bir kayada bolca yuvarlak görüyorsan burası nekropol dediğimiz mezarlık alanıdır. Yaşantı alanı ama nekropol olarak geçer burası. Çok fazla uzakta aramayacaksınız. Bu tarz yuvarlakları gördüğünüz zaman. Bölgeyi şöyle bir karanti altına alacaksın. Çevredeki kayaları inceleyeceksiniz. Yine oyma olan kaya varsa oyma olan kayanın etrafındadır mezarlar. Arayacağınız mezarlar. Eğer ki yuvarlak oymaya bağlı bir kanal varsa ilk başta da anlattığımız gibi bu kanal kesinlikle ve kesinlikle yön veriyor arkadaşlar. Kanalın istikametine gideceksiniz. Gittiğiniz istikamette de mezarı bulacaksınız. Bu bazen bir kayanın bittiği nokta olabilir. Bazen de kanalı ölçersin. Buradaki ölçü şu şekilde. Kanalı ölçtünüz 20 santim geldi. Bu da 20 adım demektir. Yani her adımınız 60-70 santim olarak düşünerek gideceksiniz. Her santimi bir adım olarak düşüneceksiniz. Yuvarlak oymanın bulunduğu kaya eğer ki tıraşlanmış bir kaya ise tıraşlanmış olan yüzeyi elle bir şöyle sıvazlayacaksınız. Şöyle bir elinizi yoklayacaksınız. Gözle anlayamayacağınız şekilde engebeler verilerek şifrelenmiş bir şeyler olabilir bu kayada. Kayanın yüzeyini elle böyle dolaştırdın, bir elinle okşadın kayayı. Nerede bir çukurluk varsa o tarafa doğru saklanmış bir şeyler vardır. Tamam mı? Bu bir hem yön olabilir veyahut da bu o şeye ait bir hediye de olabilir. Yani tıraşlanmış kayada böyle bir oyma görürseniz, yuvarlak bir oyma görürseniz muhakkak surette elle dokunacaksınız, temas edeceksiniz. Temas ederek bakacaksınız arkadaşlar. Birçok kişi yapmıyor bunu aslında. Yaparsanız çok faydasını görürsünüz. Bir şeyler de elde edersiniz. Yani kazma kürekle çalışmak kolay değil. Hani kepçeniz falan yoksa. Ama bu tarz şeylerde hediyeler çok önem arz ediyor. Yani böyle bir şey denk geldiğinizde muhakkak suretle bir elinizle kayanın tıraşlanmış tarafında şöyle bir yoklama yapın. Kabartıyı gördüğünüzde bulmuşsunuz demektir. Şimdi yuvarlak oymalar tam olarak yapılmışsa derinliği enine göre fazla ise bu kuyu işaretidir. Yakınlarda kuyu olduğunu söyler. Bu işaret önünde eski yaya yol olur, yuvarlak yol üzerinde devam eden yolun devam ettiği noktada bir kuyu olduğunu anlatır bize. Ha, bunlar çok boş mudur diyecek olursanız kuyularla ilgili ayrıca size bir video çekeceğim zaten. Ama normal bir yaya yolu üzerindeyse yani o dönemki bir yaya yolu üzerindeyse bu kuyulara rastlamak pek mümkün. Çok fazla da hani illa üstüne gidilecek diye bir şey yoktur arkadaşlar. Yani her işaret define işareti değildir. Define çıkacak da bir şey diye bir şey de yoktur yani. Bunu da anlamak gerekiyor. Eğer ki bir kayada çoklu bir oyma varsa bu bazen bir haritayı da temsil edebilir arkadaşlar. Yani zemin üzerine mezarların diyelim çoklu bir mezar var. Bu mezarların zemini oymaların duruşu mezarların dizilişini verir arkadaşlar bize. Bazı arkeolojik kazılarda da tecrübe edilmiştir bu şey oyma şekilleri. Her zaman aynı olmayabilir yani. Bu bölgenin mezarlık olduğunu da anlatabilir. Ama harita olduğunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu harita nasıl olabilir diyecek olursanız yani oymaların şekilleriyle benzer şekilde bir kayalık vardır. Benzer şekilde bir tarla vardır, alan vardır. İşte bu size haritayı verir. Etrafta böyle benzerlik varsa bunu harita olarak hemen değerlendireceksiniz. O araziyi küçük bir A4'e çizmişiz gibi düşünerek arazideki noktaları kendi gözünüzde de direkt belirleyebilirsiniz. Bu noktalarda da mezarlara ulaşabilirsiniz. Eğer ki oyma derinliği mezar derinliğini verir arkadaşlar. Bu arada onu da atlamayalım. Her zaman olmasa da
Yani bu her zaman olacak diye bir şey yok. Hani oyma derinliği mezar derinliği verir kesinlikle diye bir şey yok ama genellikle hani %60 %70 bu derinlikler mezar derinliğini verir. Şimdi oyma 4 santim ise bu mezarın boyunu 2,8 metre. Ya tak buraya bir 2,5 2,8 gibi bir 2,5 2,8 gibi bir derinlik olduğunu söyler. 5 santim ise 3,5 metreden fazla olduğunu da söyleyebiliriz. Bu genelde hafif tepe yığmasında görülmüş, tecrübe edilmiş bir şeydir arkadaşlar. Yani oyma derinliği boyut olarak söyleyebilirsek bu şekilde bir hesaplama yapabiliriz. Bazı oymalarsa birbirini takip edecek şekilde tasarlanır arkadaşlar. Birinci oyma, ikinci oyma, üçüncü oyma yuvarlak olarak birbirlerini takip ederek son oymaya varacaksınız. Son oymada mezarın olduğu yeri verecek size arkadaşlar. Bu en çok hakim tepeden aşağı tepeye sallanma aşamasında karşılaşılan bir sistemdir. Üst tepede büyük oyma, aşağı yamaçta ikinci oyma, biraz daha aşağısında düze inmeden su altında kalmayacak şekilde hafif olan üçüncü oyma mezarı verecek. Bu oymaların her biri akıntı verir arkadaşlar. Yani oymaları takip ederken akıntıyı da yine yuvarlak oymaların modellerine göre çözümleri de farklılık gösteriyor arkadaşlar. Büyük, orta, küçük, murç şeklinde birçok model var yani bu oymalarda. Çok çok fazla çeşit var. Her yuvarlakta aynı mantığı yürütmeyeceksiniz. Bunu bir kere aklınızın köşesine yazın. Büyük modellerde uzak mesafeden bahseder. Büyük model oymalar. Küçük modeller ise yakın mesafeyi verir bize. Murç şeklinde tasarlanmış çoklu oyma aile mezarını ya da mezarlık alanını tasvir eder bize arkadaşlar. Murç şeklinde. Yani buna Anadolu'da çok fazla rastlayabilirsiniz. Bu tür mezarlar da tılsım olabilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yuvarlak oyma yanında karışık kanal, ıstavroz, yılan, balık, haç bunları gördüğünüz zaman bu bölge tılsımlı bölgedir arkadaşlar. Bunu hani gece bir çalışma yapmayın. Benim tavsiyem gündüz yapın yapabiliyorsanız. Şu da bir gerçek ki her yuvarlak oyma işareti olmasa da bazılarında bir tılsım vardır az önce anlattığım gibi. Her oymanın mezarı benzer şekilde bir tasarım içermez arkadaşlar. Yani her oyma farklı farklı tasarımlar, farklı farklı mezar modellerini bize verir. Bazıları oda, bazıları kaya, bazıları normal toprağa defin olarak da karşımıza çıkabilir. Buna mezar tipleri diye bir konu başlatacağız size zaten. Orada da ayrıntılı bir şekilde şey yaparız. Bazı mezarlar oda mezarı olduğu için boşluk tespit eden dedektörler burada işe yarayabilir ama dedektörden çok çubuğu tavsiye ederim ben burada. Bazı büyük oymalar bölge işareti arkadaşlar. Özellikle eşkıyaların birinci ve ikinci bölge diye adlandırdıkları bölgeler vardır. Orta ve büyük boyutlarda yuvarlak oyma koymuşlardır buralara. Genelde de ana kayadadır bunlar. Bu tür oymaların yardımcı işareti vardır. Nedir bunlar? İşte bakraçlı kız, üç basamaklı merdiven, put, ok, pınar, mihrap, yaşlı ağaç şeklinde ikinci bir işaretle bunu şifrelemişlerdir arkadaşlar. Bunların mezarları diğerlerinden de farklıdır. Yani yük mezarı denir bunlara. İçleri ağzına kadar doludur. Yani içerisinde ölü bulamayabilirsiniz bunu. Bunun içi full doludur arkadaşlar. Yani adam elde ettiği ganimetleri doldurmuş, bir mezar görünümü vermiş, geçmiş gitmiş. Şimdi oyma işaretini buldun ve bu yöntemlerin hepsini uygun bir şey alamadın, bir sonuç alamadın. O zaman çevreye iyi bakacaksın arkadaş. Yani arazinin yapısı şöyle bir gözünün önünde gezdireceksin. Mezarı nereye yaparsın sen olsan? Bunu anlamaya çalışacaksın. Bunun için de önlü gömme geleneklerini bilmen kesinlikle gerekiyor. Yani o yaşadığın dönemin ya da bulunduğun coğrafyanın işte geçmişte yaşayanların bilirsen, ölü gömme geleneklerini de bilirsen şunu net olarak söyleyeyim. Baktığın zaman arazide mezar yerini direkt ben görebilirsin. Sel ve su altında kalacak alanlar kesinlikle mezar yeri olarak kullanılmadı arkadaşlar bu zamana kadar. Daha çok sudan yukarıda hafif yüksek olacak şekilde belirgin tepede, dağın bitişinde, çıkıntılarında, yaşlı ağaç çevresinde işte özellikle yağmur yağdığında suyun yol bulup baktığı alanda değil de suyun hemen yan tarafına olacak şekilde mezarlar bunda suyun yol bulup baktığı alanda değil de suyun hemen yan tarafına olacak şekilde mezar
mezarlar bu şekilde yapılıyordu. Yani coğrafi keşif mantığıyla define yeri tespiti çok çok önem arz ediyor. Şimdi bir de oymalar konusunda şöyle bir şey söyleyelim size. Eğer defineciye ilginiz varsa, tarihe merakınız varsa bu alanda gözlem çok önemlidir. Eğer ilginiz yok, işte ben sadece zengin olmak için yapıyorum diyorsa bu işaretleri çözmeniz biraz zor arkadaşlar. Ya yani bu seveceksiniz, sevmeden bir şey çıkaramazsınız. Şimdi definecilik yapar, böyle para peşinde koşup sürekli para peşinde koşan adam ölü gömme geleneğini bilmezse, yaşam şeklini, ölçü birimlerini, uzunluğu falan bilmezse hiçbir şey elde edemez. Sadece bakar bakar geçer. Kendinize soracaksınız. Burada kim yaşadı? Nasıl yaşadı? Ne yaptı? Ne yedi? Ne içti? Bu adamlar ne kullanırdı? Ne kullanmazdı? Hani bu adamların aile yapısı nasıldı? Kaç kişilerdi? Kaç kişi yaşıyorlardı? Nasıl yaşıyorlardı? Bunlara iyi bakmanız gerekiyor. Yani bir de şöyle düşünün arkadaşlar. Hani geçmişteki adamın yaşantı yerindesiniz. Bir yaşantı yerine gittiniz. Bu adam burada yaşadı, tamam mı arkadaşım? Yani o dönemde banka yok, bankacılık sistemi yok, paranızı güvenle saklayacağınız bir yer yok. Bir eşkıya gelse, bir işte şey gelse, paranızı evin içinde tutamayabiliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Evin yakınlarında kendinizce işaretlediğiniz bir yere koyuyorsunuz paranızı. O şekilde bir düşünmeniz lazım. Yani bunu sistematik olarak düşünmeniz lazım. Bir de şimdi paranın kullanılan şey var işte, devletler var. 50 hanelik, o dönemde 50 hane çok fazla yoktu da 50 hanelik bir köy yerinde çalışma yapıyorsun. Burada sana bir şey çıkmaz ki arkadaşım. Hani buradan sana bir ekmek çıkmaz. Hani en fazla döküntü toplayabilirsin burada. Çalışacağınız alan, çalıştığınız yer çok çok önem arz ediyor. Hani bir de her gördüğün işaret define değildir. Bunu aklınızın bir kenarına koyun. Şimdi işareti gördünüz. Bir yuvarlak koymayı gördünüz. Nedir? 50-60 kişilik yaşayan bir köy kenarında bir yuvarlak koyma gördünüz. Tamam, bu bir mezardır. Ama bu mezardan size bir şey çıkmaz arkadaşım. En fazla 2-3 tane gözyaşı çıkar. Bir onunla kalırsınız. Yaptığınız emeğiniz de boşa gider. Ama şöyle baktığınızda, tarih coğrafya anlamında baktığınız zaman zenginliği olan bir şehir kalıntısındaysanız buradan bir şeyler çıkabilir. Yani bunları iyi değerlendirmeniz lazım. Birbirleriyle ölçmeniz gerekiyor bu şekli. Diğer husus da gerekiyor bu şekli. Diğer husus da işaretin güzelliği her zaman zenginliğini verir arkadaşlar. Hani %99, %1'lik yanıltma kısmı var. Özellikle eşkıyalar bunu çok fazla yapıyorlardı. Onun haricinde yani %99'u bu işi şöyle bir göz önünde bulunduracak olursak %99'u işaretleri güzel olması gerekiyor. Yani burada güzel bir şeyler çıkar, güzel malzeme çıkar diyebileceğiniz noktalar böyledir. Yani bir oyması varsa oymanın yapımı çok güzel olacak, özenle yapılmış olacak, kanalı çok iyi olacak. Yani kanalın döküldüğü noktada arayacağınız şey çok çok önem arz ediyor tabii ki, ama yani döküldüğü noktaya varana kadar özenle yapılmışsa burada çalışma yapmaya değer. Şimdi yani bazı işaret görüyorsunuz, adam gidiyor dibinde 3 gün çalışıyor, 5 gün çalışıyor, kazmayla, kürekle, 2 lokma ekmekle besleniyor, orada gecesini gündüzüne katıyor falan filan. Bir işareti değerlendirdin mi? Bir yöreyi değerlendirdin mi? Bir baktın mı? Burada da size tavsiyem, yani bir işaretiniz varsa bölgesini atarsınız, yerini atarsınız. Biz ona göre değerlendiririz. Size de bu konuda net bir bilgi veririz.